Hepinize merhabalar. Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Kafa Dengi'nde bugün çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ağırlayacağız hep beraber. Hem çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hem de hakikaten bu ülkede son dönemde kendi kuşağında yaptığı işlerle bir biçimde hem farklı bir yerde duran hem de yakın geleceği de düşündüğümüzde bizi epeyce bir şaşırtmaya devam edeceği benzer bir arkadaşımızı, dostumuzu davet ettik. Selahattin Yusuf her zaman olduğu gibi burada. Beraber oturuyoruz. Sırrı Süreyya da burada. Murat Menteş. Hoş geldin Murat'cığım. Hoş bulduk Tarık. Merhaba Selahattin. Sırrı Bey'cim. Merhaba. Üç kişi ağırlayınca öyle oluyor. Nasıl geçiyor hayatın? Valla iyi. Yani çok mutlu oldum beni çağırdığınız için. Sizde ne var ne yok? Valla biz de iyiyiz Murat'cığım. Bize hiç sorma. Niye? Deyip böyle ev sahibi modundan çıkıyoruz. Ya kardeş bildiğin gibi değil işler falan. Meseleyi böyle anlatmaya çalışan. Murat Menteş'le konuşulabilecek pek çok şey var aslında bakarsanız. Değil mi? Yani yaptığı işler, yazdığı şeyler. Bir kere en sonunda Korkma Ben Varım diye hepimizin, memleketin gönlüne bir ferahlık sağladı. Yani durum Asayiş Berkemal diye. Senelerdir millet bekledi, bekletti filan. Ya Korkma Ben Varım da bir hani fenomen bir şeye dönüştü. Sırrı abi sen bilmezsin. Belli bir kuşak yaklaşık 2 senedir, 3 senedir herhalde. Şimdi ne oldu ya? Tarık'cığım bu ikinci roman sendromu diye bir şey var. Mesela Robert Ellison vardır. Bunu böyle şu an kafandan uydurdun mu yoksa hakikaten böyle edebiyatta tanımlanmış? Var. Edebiyatta hatta psikiyatride de. Psikiyatride. Evet. İkinci roman sendromu diye bilinen bir şey var. Yazdıkları ilk romanda beklediklerinin dışında bir şeyle karşılaşan yazarların ikinci romanlarını yazmakta zorluk çektikleri ya da hiç yazamadıkları Harper Lee gibi, Robert Ellison gibi yazarların tek romanla kaldıkları bilinir. İşte Bülbül'ü Öldürmek vardır. Mesela bir ikinci romanı yoktur Harper Lee'nin. Çok enteresan. İşte dublörün dilenmesi böyle acayip bir şey olunca. Ya şöyle, insanlar dediler ki bunu sen nasıl yazdın filan dediler. Ben de hani hiç öyle düşünmemiştim. Hatta onu şöyle yazmıştım. İşte bizim yani beraber çalıştığımız o dönemde Tayfun Salcı'ya böyle bir şeyler yazıyordum. Tayfun'a dedim ki yani bir 10-12 sayfa vardı. Tayfun'cum bu sence bunu yazsam mı ne dersin dedim. O da ben işin orasından anlamam ama devamını merak ettim dedi. Ben de böylece dublörün dilemmasını yazdım. Hani böyle bir ruh haliyle biraz. Tabii ki iyi bir şey yazmaya çalışıyorsun. Tabii ki yani güçlü bir metin ortaya koymaya, artistik bir hikaye anlatmaya çalışıyorsun. Ama yani hani elbette böyle kitleler benim peşimden koşmadı. Ama öyle insanlar öyle şeyler söylediler ki ben daha iyi bir şey yapmak zorunda kalınca o beni biraz şey yaptı. Sendroma soktu. Ya insana tesir ediyor böyle şeyler. Tabii yani bir sürü işte birden çalışıyorsun. Hani çok vaktin de yok aslında. Fakat o yazmak için gereken rahatlık olmuyor. Yani bir kere bundan daha iyi bir şey yazmak zorundayım. Kesinlikle. Şeyi baskısı insanı etkiliyor yani. Çok şükür böyle bir şey de vardır yani. Artık rahatım. Hayal kırıklığına uğratmamak da Korkma Ben Varım da. Nerede korktum böyle bestseller falan tadına gelecek diye öyle bir risk de var. Hani Allah uzak tutsun o anlamda. Niye canım? Yani parası. Murat Korkma Ben Varım'ın bölümlerini bana bir gün bir bazı bölümlerini bir halk otobüsünde yolculuğumuz esnasında uzunca bir yolculuk yapmak durumunda kalmıştık. Arkada bir yere gömüldük Murat Korkma Ben Varım'dan şeyler anlatmaya başladı. Anlatması bile enteresan böyle bir şey hale dönüşüyor, bir beklentiye dönüşüyor. Çok güzel. Birazdan konuşacağız. Sen İşte Hayatım diye bir program var, bilir misin Murat? Ne olmuş ona? Bilir misin yani? Hiç duydun mu daha önce? Duydum sanki. Ne olur o program? İyi bir televizyon seyircisi değilim maalesef. Şimdi Murat Menteş, sana bir sürpriz yapacağız. Aha. Sana bir sürpriz yapacağız. Murat diyormuş, o programı bilmiyorum ama sürprizlerden oldum orası haz etmem. Yok, çok haz eden bir tarafı var.
Şimdi sana bir sürpriz yapacağız. Şimdi millet hani böyle şeylerde genellikle arkada herkes farkındadır filan diye düşünür. Evet. Herhangi bir sürprize olacağını biliyor musun Murat? Bak şu anda... Din imanın için söyle bak. Biraz gerildim açıkçası. Gerilmene gerek yok. Herkesin hayatında bir takım insanlar var ki o insanların hayatımıza etkisi tartışılır. Biri mi gelecek? Biri gelecek. İşte hayatınız tadına geleceğiz. O zaman hep beraber biz konuğumuzu çağıralım. Murat Menteş'in hayatında sevdiği, saydığı kim olabilir? Çok insan var yani. Dur şimdi onun adını söylemez ayıp olur. Gördü zaten abi. Bari anons et de herkes de gör. Gelsin abi, kendisi gelsin bizim yapacak. Gel kardeş gel. O da bir şekliyle girmiş olması gerekiyor. Onurcuğum hoş geldin. Böyle bir oyunun içine düştük. Abi var ya, bizi çok pis oyuna getirdin. Biraz romanlarındaki gibi oldu. Eyvallah, hoş geldin. Oraya mı atlayayım? Abi buraya o kadar da yakın durmazsın. Korkarım ben oraya. Ben buradayım Onur, merak etme. Korkma, siz oradan. Eyvallah. Ah senin geleceğinden haberin yoktu. Sen evet. Aramadın değil mi gelmeden önce? Hayır, aramadım. Ya bir anlam da veremedim ama hani sürpriz falan yine de aramadım yani. Çok hiçbir şey. Hakikaten yani. Çok sürpriz oldu. Yani bu izleyicilere inandırmak zor. Ben zor. İzlesem inanmazdım. Evet yani. Ben de izlesem inanmazdım. Onurcuğum hoş geldin. Onur abi. Ünlü bu arada. Merhaba. Sağ olsun. O merhaba, da hoş geldin. Öyle dedik ya. Murat'ın bir arkadaşı. Çok iyi yapmışsınız. Yani. Murat'ın ilk kitabının kapağındaki resimlerden biri Onur'un resmidir. Dündürün dilenmasındaki resim. Duygulanma falan ağlarsın diye düşündük. Her gün konuşuyoruz. Yani insan bir parça böyle lan çok duyuyor. Biz 17 sene görüştürmeyip beni buraya getirseydiniz mesela o zaman. Bunu yapsaydık bizim adımız olurdu. Zaten Yasemin ne oluyordu? Yasemin'in penceresindeki hanımefendinin soyadı. Çay söyleyelim dur Onur çay söylesin diyor. Onur bir dakika. Onur'un şöyle bir şeyi var, bir müşterek bağlantı kurmak gerekirse ben Murat Menteş'i Onur Ünlü'yle tanıdım. Yani öncelikle haberdar olma, daha sonra da tanışma hep Onur vasıtasıyla. Sana Murat Menteş'ten mi söz etti? Ya böyle bir arkadaş var falan. Evet. Nasıl bahsetti? Sen dublörün dilemmasını okumadın mı daha dedi. Okumadım. O anahtar soru o zaten. Anahtar soru o. Okumadım dedim. Abi mutlaka oku dedi. Onur da benim, hani her insanın vardır ya hayatında böyle referanslarına çok güvendiği. Onur benim için öyle bir pusuladır. Bunlar herhangi bir hayal kırıklığına uğradın mı? Çok, her zaman. Ama tadı orada zaten değil mi? Onur her seferinde birini... Murat Menteş hariç. Ya Onur bunda da bir şey çıkmadı falan. Yok, Onur'la hani hep derler ya ruh ikizi. Öyle bir halimiz var Onur'la bizim. O zaman 300'üz. 300 mü? Siz kardeş. Biz ruh beşiziymişiz. Sizin öyle bir hem Onur'un filminde poliste hani böyle Murat'ın kimi böyle küçük kraker. Yok o şeydir yani dost sohbetlerinden gelen bir şeydir. Ondan senin kitap kapağında Onur'un. Sizin ikinizin de abi böyle bir hani bir şiddet, bir silah, bir şey yani böyle bir merak. Sizi biz bir araya ona, getiren... Biz ona halk arasında uçma kaçma diyoruz. Ya nedir yani? Onu biraz açar mısın Murat'cığım ya? Onur Bey buyursun. Lütfen. Ama konuk sizde... sensin lütfen. Aa. Ben size ağırlıklı konuşan adam sensin diye. O kirik kırak olarak. Şimdi bu uçma kaçma işi şöyle. Ya aslında benim izahını... Onur Ünlü daha iyi yapar, o daha iyi biliyor. Ama ya biraz sen bu... anlat, eksik kalırsa Onur tamamlasın. Ben niye enerjik olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Onur da öyle düşünüyor eminim. Yani hayat böyle işte Hitchcock'un söylediği bir şey var. Kendi hayatımdan daha sıkıcı bir film seyretmek istemem doğrusu diyor. Yani bu kendini ağırdan satan metinler, kendini ağırdan satan filmler, hikayeler. Yani bu olmuyor. Yani böyle bir hani işte adam yazmış işte bir kahvehanede ya da bir oturma odasında oturuyor.